Evet arkadaşlar, aracımız Opel Astra 2013 model 1.6 benzinli. Aracımızın bobin ve buji söküm işlemi gerçekleşti, bujilerimiz. Aracımızda bir kompresör ölçeceğiz. Aracımız soğuk vaziyette şu an. Marşa basacağız ve tek tek kompresörlerini ölçeceğiz arkadaşlar. Sizle beraber görelim. Ben ölçtüğüm zaman buraya yakınlaştır. Hem de telefonda gözüksün. Basalım marşa. Tamam. Evet, bu birinci kompresörümüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sürekli böyle ekran alamaz. Evet, ona yakın arkadaşlar. Bunu hemen sıfır alıyoruz. Bu ikinci kompresörümüz. Basalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu da ikinci kompresörümüz. Üçüncüye bakalım. Bas. Tamam. Üçüncü arkadaşlar. Bu da dördüncü pistonumuz. Basalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bu da aynı. Barla dördü de aynı. Şu an aracımızda bu normal gözüküyor ama bir de aracımızın bu külbülatör kapağını söküp smoke sıkılığına bakacağız. Arabamızda 3-4 tane arıza var. Sabahları çalıştırmada şıkırdama var, vanus var vesaire. Bunlar tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Arızayı da videonun orta kısmına yükleyeceğim. Görelim bakalım neyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Opel Astra H aracımızın külbülatör kapağını söktük. Buradan aracımızın sentil ile sivoplarının sıkılığını ölçtük arkadaşlar. Çok detaylı yaptığımız bir araç değil arkadaşlar. Sürekli Opel yapmıyoruz. Nadir, bilginiz olsun. Yaptığımız arabalar zaten belli. Çekip atıyoruz. Arkadaşlar, aracımızdaki sıkıntı sabahları istop etme vesaire, çekiş sorunu, performans, arızalanması. Şimdi bu aracın emme tarafındaki sivopsları rahat, ayarı iyi. Fakat buradaki sivoplarda sıkılık var. Dolayısıyla buna buradan ayar yapılamıyor. Yani sivop ayarı yapılamadığı için bu aracın sivoplarında problem var ve bu araçlar bu arızalardan dolayı çok sökülüp takılıyor. Kronik diyebiliriz. Şimdi bu kapağı dağıtacağız. Sivoplara bakacağız arkadaşlar. Silindir kapağı söküp aracımızın detaylı ekspertizini de yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bayağı söktük parçalarımız, gaz vesaire, tesisat. Arkadaşlar, gazlı araba çok sıkıntı oluyor. Yani işçiliği zor. Ve abidik gubidik yerlerden malzeme geçiyorlar. Bir ton tantana. Ama Allah'a şükür işimiz bu. Yapacağız. Söküyoruz. Bunu dağıtacağız. Silindir kapağımızı söküp tezgah alıp bakalım sivoplarda ne var ne yok, görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an silindir kapak cıvatalarına geldik. Tesisatı komple ayırdık. Şu an su borusu vesaire. Direkt silindir kapak cıvatalarına sökeceğiz. Trigel bölümü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burayı da dağıtacağız inşallah. Trigel kayışımızı da sökeceğiz. Ve silindir kapağını alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Astra H aracımız 80 tekler. Egzosumuz komple alacağız inşallah, Allah nasip ederse arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, selamünaleyküm. Opel Astra H aracımız. Silindir kapak söküm işlemi oldu arkadaşlar. Sivoplarımız, egzoz tarafı komple yanmış. Egzozlar yanık arkadaşlar. Sivoplarımızın sivop değişim işlemi olacak. Contamız. Aracın yarın detaylı listesini yapacağız. Aracın sabahları zırıltılı çalışmasının sebeplerinden birisi vanus. Emme vanus zaten arıza veriyordu arkadaşlar. Bu kapağı dağıtacağız. Detaylı liste yapacağız inşallah. Şöyle bir inceleyelim. Emme manifoldu. Zaten yarın sabah bismillah deyip bunu dağıtıp rektifiye vereceğiz arkadaşlar. Ne çıkıyor, ne oluyor bir göreceğiz buradan Allah'ın izniyle.
blok yüzeyini vesaire kontrol edeceğiz. Zımparalayıp. Arkadaşlar, öyle göründüğü üzere yarın bismillah deyip kontrol ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm herkese. Günaydın, hayırlı işler. Bismillah dedik sabahleyin. Arkadaşlar silindir kapak toplama işlemine geçtik. Keçilerimizi taktık. Astra H. Ön keçilerimizi bismillah. Siboplarımız geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 16 adet sibop. Egzoz ve emme arkadaşlar siboplarımız. Pırıl pırıl olmuş. Çelik sibop kullandık. Ve LPG'ye uyumlu ve dayanıklı arkadaşlar. Bu bujilerimiz değişecek. Rektive işlemimiz tamam Allah'a şükür. Silindir kapağımızın şimdi üstünü toplayıp direkt montajını yapacağız. Buranın da temizlik işlemi tamam. Silindir kapak yüzeyi. Çantamızı koyup bismillah deyip silindir kapağımızı takacağız arkadaşlar, nasip olursa. Opel Astra arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakalım sıra sıra sizlere göstereceğiz. Evet arkadaşlar, silindir kapak montaj işlemi devam ediyor. Manifoldumuzu taktık. Emme manifoldu. Keçeleri taktık. Termostat kütüğümüz tamam. Birazdan silindir kapak jantını koyup yerine takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar selamünaleyküm. Aracımız Opel Astra H. Silindir kapak revizyonu yapıyoruz. Şu an işlemimiz bitti. Arkadaşlar, manyetik valfler 0. GM, bağnoslarımız da GM 0. Trigger seti vesaire hepsi değişecek. Evet, silindir kapak contamızı koyduk. Temizliği bitti. Birazdan üstüne takıp torklayacağız arkadaşlar. Silindir kapağımızı, malzemelerimizi taktık. Neler takıldı? Manifold takıldı arkadaşlar. Beynimiz, kelebek boğazı, su hortumları. Buradaki hortumumuz değişti komple. Termostatımız komple değişti. Sadece termostat almıştık ama flanşı kırık arkadaşlar bu aracın. Flanşı kırık olduğu için komple arka flanşlı aldık. Montaja geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın çok şükür silindir kapağını taktık yerine. Şu an civatalarımız, yani silindir kapak civatalarını tek tek torkluyoruz. Listemiz burada arkadaşlar. Sıralama gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 sıralamasına göre. 2.90 sıktık, yani 90 derece. Bu civatalarına sıkma torkları var. Kavamımıza göre bir silindir kapağı sıkmıyoruz. Derecemiz de burada. Silindir kapak civatalarımızı yeniledik. Çok şükür 0 civata kullanıyoruz her zaman. Arkadaşlar, eski silindir kapak civatalarımız da burada zaten. Arkadaşlar bunları değiştirmesek olmuyor. Çünkü sıkılıp sökülen bir civat olduğu için problem olur mu? Kimse değiştirmiyor ama biz işimizi sağlam alıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle. Evet, şu an bir tur sıktık. 10 dakika bekledik. Ve ikinci turu sıktık. Şimdi bir 10 dakika daha bekleyeceğiz arkadaşlar. En sonuncuyu sıkacağız. Ondan sonra bir 45 derecemiz var. Ondan sonra aracımız hazır olacak inşallah, nasip olursa. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşlem devam ediyor. Çok şükür kapağımızı taktık. Torklarını sıktık. Şu an silindir kapak civataları değişti. Güzelce montajını gerçekleştirdik. Egzoz işlemi tamam. Manifoldumuzu bağladık. Evet, sıfır oksijen sensörümüz arkadaşlar. Bunu da taktık. Su borumuzu yerine taktık. Alttaki alüminyum. Şu an trigger bölümünü temizliyoruz. Gördüğünüz gibi. Burayı da temizledikten sonra trigger montajı olacak ve vanusları bağlayacağız arkadaşlar. Eski çıkan oksijen sensörümüzü de görün. Arıza veriyordu zaten. Bir tane de aşağıda egzoz tarafında var. Bunlar genelde kronik olarak bozuluyor. Üstündeki zaten orijinali hala duruyor arkadaşlar. Değişmemiş aracın. Evet, trigger bölümünü temizleyip arkadaşlar Allah'ın izniyle triggerimizi bağlıyoruz. Evet arkadaşlar, aracımızı, trigger kayışı, vanuslarımızı taktık. Yağlı kasnak vanuslarımız arkadaşlar. İna marka ama orijinal, size bir ayrıntı göstereceğim şimdi. GM arkadaşlar bunlar. İna marka ve China. Çin'de üretiliyor arkadaşlar. Çin malı değil, kalite arkadaşlar. Ama Çin kalite iş yapıyor artık. Paraya göre iş yapıyor şu an. Vanuslarımız sağ sol
İki tane vanosumuz değişti arkadaşlar. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Yağlı kasnak. Araçta çekiş düşüklüğü vesaire bunlardan da kaynaklanıyor. İki tane yan valflerimiz değişti. GM arkadaşlar, yine marka. Evet, trigger setimiz. Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar, arada kalmış yine marka. Evet, trigger tarafımızı topladık arkadaşlar Allah'ın izniyle. Sentemize getirdik. Hemen sizlerle göstereyim. Buradan kilitliyoruz. İki tane nokta birbirine bakıyor. Şöyle. Bir tane altta, bir tane karşıda gördüğünüz gibi iki nokta birbirine bakıyor arkadaşlar. Bunları taktık yerine. Arkada bir lemamız var. Eksantrikleri kilitlemek için. Ve aşağıda arkadaşlar şöyle göstereyim. Buradaki kertik. Burada gördüğünüz gibi şöyle odaklayayım. Bilmeyen varsa yardımcı olmak için. Gördüğünüz gibi o işaretli birbirine bakıyor. Bu tamam arkadaşlar. Taktık malzemelerimizi. Şu an aracı bir iki tur attırıp buradaki kapağımızı takacağız. Ve sizlere eski değişen parçaların hepsini göstereceğiz. Evet, gelen parçalar arkadaşlar. Hepsi GM. Made in Germany arkadaşlar. GM. Bunlarda zaten etiket olmuyor. Değişen parçalarımızı hepsini tek tek ayırdık. Eski parçaları da göstereceğim. Şimdi burayı bir sentemizi kontrol edip aracın yüz kapağını takalım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Aracımızın trigger bakımı tamam. Kapaklarımızı, trigger montajımız tamam. Kapağını taktık. Arkadaşlar. Külbülatör kapağı tamam. Şimdi tesisatlara geçiyoruz. Opel Astra H. Silindir kapak revizyonu. Eski çıkan parçalarımız arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir dünya parça değiştiriyoruz arkadaşlar. Vaflerimiz, vanoslarımız, trigger seti, termostat, siboplar, bujiler, silindir kapak çantası, keçeler, hepsini tek tek elden geçiriyoruz arkadaşlar. Oksijen sensörümüz de var onların içinde. Onu da göstermiştik. Evet, şu an tesisatları vesaire toplayıp aracımızı hazır hale getireceğiz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar selamünaleyküm herkese. Merhaba, hayırlı akşamlar. Pazar günü geldik, aracımızın tesisatını vesaire topladık elhamdülillah. Mesaiye geldik. Pazar günü motorumuzun şu an marşına basacağız. Arkadaşlar tüm tesisatları vesaire topladık. Filtrelerimizi değiştirdik. Buraları komple A'dan Z'ye pırıl pırıl yaptık. Evet, kablolarımız vesaire onlar vardı. Onları onardık. Bantladık. Suyumuzu koyduk. Motor yağımız, yağ yaptırısı değişti arkadaşlar. Şimdi marşa basacağız. Birazdan bismillah deyip. Evet, yağ filtremiz, motor yağımız, hava filtremiz. Hepsi eski çıkan parça arkadaşlar. Silindir kapak cıvatalarımız. Gördüğünüz üzere komple. Bismillah deyip marşına basıyoruz. Bas. Evet arkadaşlar. Elhamdülillah marşımıza bastık. Şu an bakalım yağlanmamız vesaire yanıyor mu? Evet. Motor arızamız yanıyor. Onu arkadaşlar tesisatları komple söktüğümüz için yanması normal. Birazdan arıza tespit cihazıyla sıfırlayacağız. Aracımız şu anda çalışıyor gördüğünüz üzere. Maşallah. Çalışması güzel. Arkadaşlar yarın sabah bu araç şimdi biraz çalışacak. Yarın sabah ben bu aracın kompresörünü ölçeceğim. Sibop değiştikten sonra kompresörümüzün barı kaç bar olacak? İlk etapta geldiğindekini de ölçmüştüm. Sonrasında ölçeceğim. Bakalım inşallah arasındaki farkı görelim. Ne kadar bir fark var? Ne kadar basınç kaçırıyor ve ne kadar basınç var? Tek tek görelim inşallah arkadaşlar. Takipte kalın. Yarın sabah görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı haftalar herkese, merhaba.
Pazartesi sabahından arkadaşlar aracımızı topladık, pazar günü marşa bastık, hamdolsun şu an çalışıyor aracımız. Kaldıralım, sizlerle beraber altında kontrol edelim, teste çıkacağız arabayla. Arabayla teste gidip geldikten sonra arkadaşlar aracımızın soğutup bir kompresyonu ölçeceğiz. Aracımızda kışlık lastikler mevcut. Sürüşe etkiler arkadaşlar, bu kışlık lastiği olmaması lazım. Kış ayına giriyoruz, belki o yüzden taktırmış olabilirler ama yazın olarak bunların kullanılması iyi değil arkadaşlar. Sizlerle beraber plaka ayaklarımızı da değiştireceğiz. Sizlerle beraber bir de altını kontrol edelim. Bir aksilik var mı yok mu? Aracın burada bir hasarı var arkadaşlar. Silikonla tutturmuşlar daha elinde. Kaldır. Tamam. Evet arkadaşlar, aracımızın gördüğünüz gibi altı, kartel tabağımızı vesaire değiştirdik. Şu an hamdolsun çalışıyor. Buradan da kontrol ettiğimizde her şey normal inşallah. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar. Evet, alt muhafazamızı bağlayacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Aracımız teste hazır. Evet arkadaşlar, sizlere bir konu hakkında bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi trigger kayışı bu aracın değişti vanustalla beraber. Buradaki vanustalla. Şimdi biz de böyle bir bilgi yazıyoruz buraya. 117.223'te değişmiş tüm kayışlar, vanus vesaire hepsi. Şimdi bunu satan adam gönül rahatlığıyla satacak. Abi ben değiştim, burada belgesi var. Alan kişi de buradan takip edecek arkadaşlar. Hem alan için hem satan için kolaylık olsun. Böyle bir etiket yapıyoruz triggerleri değiştikten sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, trigger etiketimiz hazır. Tarihi, ondan sonra değişen kayışı, kilometresi hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Opel Astra aracımız yıkamadan geldi. Araç yaklaşık 2-3 saattir soğumaya aldık. Sizlere kompresörünü ölçeceğim demiştim. Aracın işlem sonrası, yani Sibop değişim sonrası ve Sibop değişim öncesi, eskisi ve yenisi arasındaki kompresör basıncını ölçecektik arkadaşlar hep beraber. Buna bakacaktık. Şimdi hep beraber ölçelim. Araba bayağıdır soğuk. Buradan da su seviyesine bakmak istiyorum. Birazdan teste çıkacağım su seviyesini. Geldiği zaman antifriz değişecek. Arkadaşlar, trigger kayış kilometresini astık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben aparatlarımı takacağım ve kompresör ölçeceğiz arkadaşlar. Birazdan. Öncekinde 125 değeri görüyorduk. Şimdi bakalım ne kadar göreceğiz. Hep beraber bakalım. Bir görelim arkadaşlar inşallah. Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi biz Opel'lerle çok aşırı neşir değiliz. Ama bu da ilk oldu. Evet, şimdi marşımıza basacağız arkadaşlar. Bismillah. Basalım marşa. Bırak. Evet, ikinciyi de deneyelim. Bas. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen bütün barımız aynı. Yani o da onlara geliyordu. Biraz da sıcak olmasına verelim bu işi. Şimdi şöyle, zaten bunun sibopları erimiş değildi arkadaşlar. Yani kompresörden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Öncekinde de kompresöre güvenerek sökmedik zaten. Çünkü bu araçta siboplar yanıktı. Egzoz tarafının. Yanık olduğu için aracımızda sabahları filan sirkeleme, tekleme oluyordu. Isındığı zaman kesiyordu. Kompresör basınçlarımızı gördük. Kompresör basınçlarımız bu şekilde. Bu jilerimizi şimdi takacağız arkadaşlar. Sonrasında aracımızın testine çıkıyoruz inşallah. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Herkese merhaba, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Bizler de iyiyiz. Allah'a hamdolsun arkadaşlar. Her şeyden önce yaşıyoruz. Sağlığımız yerinde. Çok şükür arkadaşlar. 117.000 kilometrede Opel Astra H aracımız. Evet, şu an yol testi videosunu çekiyoruz. İnşallah Allah nasip ederse arkadaşlar. Kazasız belasız. Aracımızın stop değişimi oldu. Hamdolsun. Bayağı bir çalıştırdık. Pazar günü çalıştı. Bugün çalıştı. Birkaç kez fan açtı araba. Sadece aracımızın
Radyatör yedek su bidon kapağını değiştireceğiz. Onu siparişlerin arasına koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Onunla beraber antifrizimiz değişecek. Yani antifriz koyulmadı araca. Şu an motor suyunda sadece su var. Yol testindeyiz. Evet, Allah'a şükür arkadaşlar. Çekiş bayağı kendine gelmiş. Vanusları falan değiştirmiştik, zincir setini. Pardon, trigger setini. Yağlı kastak, manyetik var. Hepsi tek değişti. Hamdolsun. Şu an gördüğünüz gibi yol testindeyiz. Evet arkadaşlar, şu an yolda bir trafik var, bayağı bir sıkıntılı. Normal bir testimizi yapacağız aracımızla ilgili. Dükkana döneceğiz, antifrizimizi koyacağız. Nasip olursa inşallah bir tane müşterimizle video çekmek istiyorum. Kendisi acaba kullandığı zaman nasıl bir tepki alacak? Gördüğünüz gibi 34 dak plaka şerefsiz. Milleti dinlemeden lap diye giriyor yani. Arkadaşlar, İstanbul'un trafiği bitmiyor. Biz bitiyoruz, İstanbul'un trafiği bitmiyor. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Bunun ileride ne olacak, nasıl bitecek? Daha da kötüye gidiyor. Gittikçe bu trafik yoğunlaşıyor. Çok araba ekleniyor arkadaşlar. Yani her kişide bir araba var yani. 4 kişilik bir ailede herkes de bir araba var. Hepsi kafasına göre trafiğe çıkıyor. Toplu taşıma sıfır zaten. Evet, aracımızda bayağı bir çekme var. Rotayarı bozuk. Müşterimize bununla ilgili bilgi vereceğim. Rotayarı yapılması lazım araca. Rot ayarı, araçta çekme var. Direksiyonu bıraktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar, araç sağa sağa gidiyor. Olmaması lazım. Evet arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Tekrar inşallah müşterimizle video çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, Opel Astra aracımızın yol testinden geldik. Çekiş vesaire hepsini kontrol ettik. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Aracımızda tek problem şu an antifriz değişiyoruz. Paslı su arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hiç arabaya zamanında, bu bir sene önceki muhabbet değil, yaklaşık 4-5 senelik mevzu. Gördüğünüz gibi paslı su akıyor. Bir yandan da buradan suyu dolduruyoruz arkadaşlar. En azından temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim. Temiz bir şekilde antifrizi koyacağız. Antifrizimiz burada. Kırmızı rengini getir. Sadullah, bu mavi. Burada var bak kırmızı. Evet, antifrizi biz kendimiz alalım arkadaşlar. Konsantre. Şöyle. Arkadaşlar, bu konsantre suyla karıştırılacak antifriz. Yani burada bir de hazırı var bunların. Ona hiç su karıştırmıyoruz ama organik antifriz en kalitelisi bu konsantre. Suyumuz bir yandan boşalsın. Biraz beyazladı. Evet. Aracımızdan yol testinden geldik. Müşterimize teslim edeceğiz aracı ama biz yola çıkamayacağız. Çünkü trafik bayağı yoğun, gelemedik geri. Müşterimiz kendisi kullanıp bize geri dönüş sağlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.